Zeytinada'dayız. İskender Tuncer, evet, rekor abi. Gelişim müşterimiz. Evet. Burada açık alan muzların da bu sene rekor gelişim toprak düzenleyici ürünümüzü kullandılar. İskender abi, burada toprak yapısı neydi? Bu sene ne oldu? Ağaçlarımız geçen sene nasıldı? Bir kısaca özetleyelim. Abi öncelikle hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ederiz, hoş gördük. Geçen yıl burasında çok büyük bir sararma vardı. Büyük sararma vardı. Yani neredeyse ağaçların yapraklarının tamamına yakınını kesmek zorunda kaldık. Şimdi cinsini de söyleyelim önce. Normal eski buraların klasik, bildiğiniz klasik standart, yerli muz. Açık alan yerli muz. Açık alan yerli muzu. Sararma sorunumuz vardı. Toprak suyu emmiyordu abi. Şimdi bu toprak ak toprak dediğimiz ak toprak. Evet. Yani zor. Sıkı, zor. Suyu almayan bir toprak yapısı. İşlemi çok zor olan bir toprak. Zor bir toprak, evet. Tabii biz bir türlü çare aradık. Bulamadınız. Bulamadık. En son Tamaş'tan yani bir akıl aldık. Böyle durum var. Gazipaşa Bayi. Mustafa Yılmaz'dan. Aynen. Rekor gelişimden bahsetti. Evet. Deneme amaçlı bize iki kova şeklinde verdi. Buraya uyguladınız. Denedik. Çok memnun olduk abi. Peki yani ne değişti burada bu sene? Bu sene ağaçların boyu değişti. Sararma bitti. Dalların boyu yine uzadı. Ya bu da verim demek oluyor. Toprak en büyük problem. Toprağın suyu almaması. O bitti işte gövde. Şöyle toprak suyu emdi. Gövdeleri bir gösterelim. Şuradan uzaktan da olsa. Yaprakları gösterelim. Şu an 14 Eylül'deyiz. Bir de muz için kolay bir yıl değil aslında. Evet. Yani 2018-2019 yılları muz için. Özellikle bu yıl. Kurak geçti. Bir 6 ay kuraklıktan ziyade bir 2 ay zaten hiç güneş yoktu. Ocak, Şubat sürekli yağmur. Aralıktan Şubat sonuna kadar. Evet. Devamlı bir yağmur. Aynen öyle. Sıcak gitti. Ne zamana kadar? Haziran sonuna kadar, Temmuz'a kadar havalar serin gitti. Evet. Ve ağaçlar şu halde o duruma göre kendini toparladı. Toparladı. Çok büyük toparlama var abi. Çok. Yani rekor gelişim bir toprak düzenleyici. Bir ilaç, evet. Bir gübre değil. Bir ilaç veya bir gübre olarak düşünmeyin. Evet. Burada beslemenizi yaptınız. Yaptık. Gübrelerinizi verdiniz. Tabii canım, zamanında. Her şey aynıydı. Sulamamız tabii. Her şey aynıydı. Her şey vakti saatinde. Sadece rekor gelişim ilave ettik. İlave yaptık. Bu sonuca geldik. Geldik. Şimdi bir maliyet hesabı yapalım sizle. Rekor gelişim verdiğiniz paranın karşılığını size kazandırıyor mu? Şu andaki pozisyonda verdiğimiz para denizde damla ya. Denizde damla değil mi? Ama önceden diyorduk ki o çok pahalı falan diyorduk. Ama gerçek matematiği yaptığımızda aslında aldığımız sonuca göre verilen denizde damla kalıyor. Denizde damla. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Valla eklemek istediğim bir şey yok. Bütün şuradan şöyle bir şeyi de göstersek. Tavsiye ederim. Geçen sene ben buradan bu dalın benim neydi? 9-10 kiloydu buradaki ağaçlar. Şöyle. 9-10 kiloydu. Bu sene şimdi nedir bu? Daha 18-20 kilodan aşağı gel. İkiye katladı. Şimdi daha iyi muzu olan üreticiler olabilir. Yani. Diyebilirler. Bu çok şey çok değil. Çok mu güzel diyebilirler. Öyle düşünmesinler. Yok. Çünkü burada sararma sorunu olan, toprak sorunu olan bir bahçedeyiz. Yani 9-10 kilodan biz bu boya geldik. 9-10 kilodan. Tam iki katına çıkmışız. İki katına çıkardık şu tabii anda. Burada, bundan çok memnunum. Burada şöyle bir şey var. Bunun seneye daha iyi olacağını söylüyoruz. Evet. Onu da fidelere bakarak. Fideler konusunda ne dersiniz? Fidelerimiz de gelişti. Yeni gelen. Şöyle gösterelim bunları. Geçen yıl bu fidelerimiz yoktu bizim. Geçen yıl yoktu. Yoktu. Ama bu sene de. Abi dehşet şu anda. Bu sene de. Geçen yıla göre şu anda %100 değişti. Şöyle gelin. %100 şimdi, değişti. Şimdi az önce bir şey söylediniz. Dediniz ki komşular geliyor, senin muzunun cinsi nedir? Fide alalım diyorlar. Aynen, doğru mu? Aynen doğru. Ama şunu bilmiyorlar. Toprağın düzenlendiğinde, ıslah edildiğinde muzun da fidesinin de her şeyin değiştiği ortada. Ortada. Sonucu görüyoruz. Biz teşekkür ederiz. Tavsiye eder misiniz rekor gelişimi? Tüm çiftçilere tavsiye ediyorum. Muzkent burası. Tüm herkese Zeytinada, tavsiye ediyorum. Gazipaşa, Anavur. Ya en azından çok pahalı bir ilaç değil. Değil, evet. Çok pahalı değil. Biz bunların 250-300 lirasını da verdik. Doğru. Çok pahalı bir ilaç değil. En azından yani bir kutusunu alsa da basit bir yere gözetimle denese. Alıp denesinler, sonuçları görsünler diyorsunuz. Gözetlesinler, baksınlar. Biz denedik, baktık. Biz memnunuz. Şimdi her tarafa vereceğiz. Biz teşekkür ediyoruz. Bahçenizi bize zaten gezdirdiniz. Şöyle bir denize doğru da gösterelim mi? Şöyle. Bölge olarak. Şöyle denize doğru çekelim. Burası Gazipaşa. Evet. Zeytinada, Muzkent. Böyle gidiyor. Şu karşıdaları gösterelim. Üreticiler görsünler. Denize sıfır. Gördüğünüz gibi buz üretimi buralarda yapılıyor. Bakalım böyle. Buradan tüm Türkiye'ye selam gönderiyoruz herkese.